Abi merhaba, kayıttayız. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Olimpiyatlar. Çok saçma bir açılış oldu. Ne düşünüyorsun? Onu diyecektim. Olimpiyatlar mı? O, açılışı. Mesela sarı bir sakal bırakıp transseksüel gibi giyinse miydim acaba? Niye böyle bir açılış yapıldı sence? Ne diyorsun? Ben izlerken de eşimle çok konuştum bu konuyu. Hatta eşimle konuşurken şunu söyledim yani. Hani burada bir toplumu yansıtmaya çalışıyorlarsa ne oldu? Batı toplumu, Fransızların tamamı mı homoseksüel, ne bileyim pedofili, ne bileyim orji, grup seks peşinde koşan, üçlü seks, çoklu seks peşinde koşan insanlardan mı oluşuyor dedim. Bu artık hani tercihleri ya da marjinal tercihleri de onları da temsil edilsin boyutundan çıkmış. Eşime dedim ki bak senin benim gibi heterolar yok. Hiç yok. Dedim ki mutlaka Onur programda bana bu konuyu açar. Ben de bu konu üzerinden yürürüm. Ama bizim hemşerimiz Sabah Gazetesi'nin köşe yazarı Melih Altınok sağ olsun. O çok güzel bir, bu bir dayatmaya dönüştü artık diye bir yazı yazmış. Okumayan varsa tavsiye ediyorum. Girip internet sitesinden okusunlar. Şimdi niye dayatıyorlar yani mevzunu? Bu artık dayatmanın da ötesinde. Bak seninle biz bu konuları bu programda birkaç kez konuştuk. Batı ile Doğu medeniyetleri arasındaki farkı ben çok basit olarak şöyle anlatmıştım. Hatırlar mısın bilmiyorum. Batı her türlü boku yiyelim, bunları da açık açık yapalım derken, Doğu ya bu rezillikler hayatın içinde vardır, bazı insanların tercih eder ama bunları yapılacaksa da kapalı kapılar ardında gizli saklı utanarak, en azından utanarak. Şimdi bu bir savaş ilanı. Şimdi Fransa devlet başkanı da oradaki, Fransa'da kendisine yönelik böyle rezalet mi olur? Bunlar burada sergilenen şeyler, şeytanın tapınmaları, satanist ayinler gibi şeyler, her türlü cinsel rezilliklerin sergilenmesi Fransa'yı yansıtmıyor dedikleri zaman ne dedi? Orada olan her şey Fransa'dır dedi. Bak Trump. Trump'ın ikinci seçiminde başkanlığı elinden çalmaları, Ukrayna'ya ittirip Putin'in savaş açacağını bile bile, savaş açsın diye demek ki, Ukrayna'ya böyle şey yapmaları, Putin, Recep Tayyip Erdoğan. Bak bu üç şeyin de ortak özelliği olimpiyatların açılışındaki marjinal dayatmayla mücadele eden üç lider. Ve dünyada şu anda bir savaş yaşanıyordu. Bu Fransa'daki olimpiyatların açılış törenindeki şey, bu gösteriler bir savaşın ilamı. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri savaşa nasıl girdi? Haber vermeden Japonya Pearl Harbor'a bir saldırı düzenledi. Ve 2. Dünya Savaşı'nın, diğer savaşı çok önemsemeyen Amerika Birleşik Devletleri aslında kendisini Pasifik Savaşı'nın içinde buldu. Bu da bir savaş ilamı. Konuya böyle bakmazsak birçok şeyi ıskalamış oluruz. Nedir bu? Neyin savaşı? İnsanlar da özgürlük adı altında bunu savunuyor ama. Bak işte ya bir video var, izledin mi? Çocuğun biri Gine ile İsrail futbol takımlarının yaptığı maçı yorumlarken arkadan bir tane geliyor adam Yahudi. Politika yapma, politika yapma diyor. O da diyor ki ben futbol konuşuyorum. İsrail kötü takım değil diyor. Adam hala şey yapıyor. Ondan sonra başlıyor. Free Palestina diye. İzledin mi o videoyu? Yok, izlemedim. Tavsiye ederim. İzle. Ondan sonra da Yahudi erkekle kadın 60 yaşlarında, onlar da fuck you diye çocuğa bağırıyorlar. Bak burada net olarak şunun savaşının ilanı. Bugüne kadar kardeşim cinsel tercihleri yüzünden insanlar baskı görmesinler. Cinsel tercihleri yüzünden öldürülmesinler. Cinsel tercihleri yüzünden işlerinden olmasınlar. Bu konuşuluyordu. Bugün şunu söylüyorlar artık. Herkes bir gün homo olacak. Eğer homoseksüel olmazsanız ya da bunu bir kere bile deneyimlemezseniz sizin olimpiyat açılışlarında da, olimpiyatta da, moda dünyasında da, sanat dünyasında da, şurada da, burada da, yani Batı'nın kolay para kazandırdığı ortamlarda, hani çiftçiysen alnının teriyle o toprağı işliyorsan, şunu yapıyorsan filan, onlarla ilgilenmiyorlar zaten. Şimdi gençlerin en büyük zaafı nedir? Gençler hele şimdiki ortamda hani çok para kazanıp çok harcayanları daha rahat ulaşıp görebiliyorlarken, bir an önce gençler ne der?
emeksiz, çalışmasız, çabasız bir an önce ben o paralara ulaşayım. Batı'nın, Batı artık bunu, bu şeyini saklama gereği duymuyor. Tek tanrıları dinlere. Yani şöyle söyleyeyim, mesela orada son akşam yemeğinin resmedildiği, orada pedofili var ama orada İsa'nın yerine konulan kişi obezite. Hasta yani. Sağlıksız bir vücut. Şimdi şişmanlarla dalga geçmek çok geride kalmış. Bandalakça bir özellik değil mi? Evet. Ama şişman olmayı özendirmek nedir abi? O da hastalıklı bir yuf. Böyle bir şey olabilir mi? Şişman olmak kötü bir şey. Ayrımcılığa uğraması gereken bir şey demiyorum. Ama şişman olmak, yani obezite özendirilecek bir şey değil. Şişmansan süpersin. Bu denir mi lan? Bir de şunu soracağım. Türkiye'nin kıyafeti de çok eleştirildi. Evet. Bir de bak, bir de açılış ve olimpiyatlardaki o şey. Şöyle söyleyeyim ben, sanki Yunanistan'dan pijama satın almışız da gitmişiz gibi. Ben daha çok bu Auschwitz gibi kamplara Yahudiler 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in, Nazilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki kamplara koyduğu Yahudilerin kıyafetine benzettim. Hmm. Kim yapıyor bunu? Vakko. Türk markası mı Vakko? Vakko Türkiye'deki Yahudi vatandaşlarımızın sahibi olduğu bir marka. Hı. Ama bak, dünyada bir şey vardır. Dünyada sanat ve moda camiasında ya da iş adamı camiasında bütün dünyadaki Yahudiler para kazanırlar. Onlara şey yapılır. Onlara derler ki bak, bizim sayemizde, bizim lobimiz sayesinde kolay para kazandım. Biraz İsrail'e bağışta bulun derler. Sana bu neyi hatırlatıyor? Neyi, hangi organizasyonu hatırlatıyor? FETÖ. Evet. Değil mi? Yani CIA vari bütün organizmalar, bunlar terör örgütü ama bunlar organizma. Bütün dünyada İsrail'i kibarlaştırayım. İsrail'i, İsrail'in yayılmacılığını değil, İsrail'i desteklemek için bütün bu gördüğün Yahudi oyuncular, şarkıcılar, şunlar bunlar sürekli bağışta bulunurlar. Onlara ne derler? Bizim sayemizde bu parayı kazandın, bir kısmını alalım. FETÖ'de, Türkiye'de birçok gizli, kripto ya da açık desteklediği sanatçılardan himmet adı altında iş adamlarından bağış topluyordu değil mi? Yani bu yöntem FETÖ'nün icat ettiği bir yöntem değil, CIA'nin bulduğu bir yöntem. Şimdi ben orada... Yöresel bir kıyafet falan böyle daha güzel olur. Ya Moğolistan'ın kıyafetini gördün mü? Muazzam ve asil duruyor. Master degree. Çok asildi. Ama şunu söyleyeceğim. Moğolistan'ın sınırları vaat edilmiş toprakların içinde değil. Evet. Şimdi ben asıl neye kızıyorum biliyor musun? Sen Yahudi sermayesi olan bir firmaya bunu yaptırabiliriz. Yani hiç mi görmediniz kardeşim? Rusya katılamadı değil mi olimpiyatlara? Yok, Rus. İşte mesela o da garabet. Rusya Ukrayna'da diye savaşta diye katılmıyor. İsrail de savaşta ama o katılabiliyor. Yani böyle bir rezalet olabilir mi? Mesela bak, yarın sabah bizim kadın voleybolcuların şu anda dünyada Çin, Türkiye, Sırbistan, Brezilya ve İtalya. Bu 5 ülkenin kadın milli takımı en iyi şeyler, madalya adayları, en iyi takımlar. Ne diyor uzmanlar biliyor musun? Şu anki Rus milli takımı diyorlar. Bu 5 takımın birleşiminden oluşan karmayı çok rahat yenecek durumda. Ama yoklar. Yoklar. Rus yüzücüler yok, Rus atletler yok. Eskiden bir politik gerekçeyle bu oyuncular alınmadıkları zaman Rus bayrağıyla değil, hani o ülkenin bayrağıyla değil katılırlardı. Şimdi artık onun da önüne geçtiler. Tabii. Şimdi bunların hepsi garabet, bunların hepsi rezalet. Biz de neyle avunuyoruz? Ben bir tweet attım. TRT spikeri o geçiş sırasında, nehrin üstünden geçiş sırasında Eritre'yi bir de bir dakika anlattı. İşte 3 oyuncuyla katılıyor. Geçmişte 1 gümüş madalyası var filan. Bronz madalyası var filan. Tam malum ülkeye geldi, İsrail'e geldi. İsrail dedi, geçti. Sonra arkadan İtalya geliyor, aynı teknedeler. İtalya için neler söylüyorsunuz? Şimdi orada dikkat et, Filistin aşırı alkış aldı. Evet. Yani Fransa gövdesiyle, Batı gövdesiyle, her şeyle İsrail'i destekliyor. Ama halk bunu yemiyor. Evet. Ve özellikle senin yaş grubun, 18-25 yaş arası gençlerde ben gerçekten daha çok şey görmeye başladım. Hassasiyet değil mi? Evet, Filistin'in özgürlük mücadelesine bir destek,
bunu Batı'da görüyorduk da şimdi Türkiye'de de görmeye başladım. Bu da beni umutlandırıyor. Yine en başlarda konuşurken ben hep burada ağırlıklı olarak gençleri savunurum biliyorsun. Evet. Hani gençler şeyi daha çabuk görürler. Kandırıldıklarını daha çabuk. Ama bu en başta konuştuğumuz Onur, pedofiliyi övmek. Bak bunlar suç. Yani ben marjinal kesimleri şey yapayım. Ha kardeşim hadi geç. Gay olmak suç değil. Evet. Ama orada adam 10 yaşında kızı kucağına alıyor, sarılıyor, öpüyor. Öbür bunlar bunlar olmaz. Yani bu mikronun mikron beyniyle üstesinden geleceği bir şey değil. Bu çok büyük bir savaş. Artık savaşa döndü. Şimdi Putin de bahsetti olimpiyatlarda olanlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Sert bir açıklamada. Bir buçuk yıl önce şunu söylemiştim. Sokaktaki köpeklerle ilgili. 20 yıl önce bana saldırmışlardı. Hayvansever olduğunu söyleyen itperestler demiştim. Hatırlıyor musun? Evet. 20 yıl önce şunu demiştim ben. Bu işi sabote eder de belediyelerin çalışmasını engellerseniz bir gün öyle bir yere gelir ki insanlar sokağa çıkarlar köpek avına. İnsanlarla doğada yani çoğunluk çok çok sayıda insanla karşılaşan herhangi bir marjinal yapı. Kimlik yapı yaşayamaz. Şimdi bu homoseksüelliğe, geyliğe hizmet etmez bu gösteri. Düşmanlaştırır daha fazla. Tabii. Şimdi kardeşim geyleri gördüğümüz yerde keselim diyenler daha çok bak konuşmaya başladı. Yanlış mı onların yaptı? Yanlış. Söyledikleri yanlış mı? Yanlış. Ama özgürlük talebinin bokunu çıkarırsa, Gezi olayları bir özgürlük talebiyle başlamıştı. Sonra boku çıktı. Özgürlük talebinin bokunu çıkarırsan o gelir geri teper. Çünkü ben adam kalkıyor diyor ki ben gayim ve bir erkekle yaşamak istiyorum. Sen heterosun, ben de heteroyum. Biz de diyoruz ki kardeşim böyle bir özgürlüğü var. Ne var? Adam yaşasın. Bize ne? Ama kalkıp ille hakkı ve onur. Siz de bir kere öpüşün bakayım filan. Böyle bir şey derse, yani şimdi burada yayındayız şey yapmıyorum da yani ufak bir arbede yaşanır değil mi? Tabii. Şimdi benim anlatmak istediğim bu. Ya bir de bu olimpiyatları milyonlarca insan ateşle çocuk izliyor. İşte onun için orada yapıyorlar. Yani o zaman şimdi TRT yayını koşsun. Kesemedi. Bak. Evet. TRT normalde böyle bir gösteri olacağını bilseydi onu yayınlar mıydı? Hiç. Aslında. Ama olimpiyat açılışı olduğu için TRT yayını kesemedi. Türkiye'deki marjinaller de TRT'ye Allah belanı versin diyor. Marjinaller demeyelim onlara artık. Yani bu saatten sonra yani ben bu tabloyu gördükten sonra bak. Gördün bendeki oluşturdukları etkiye bakar mısın? Evet. Geyleri keselim diyenler TRT'ye küfrediyorlar. Ben de onlara susun be. TRT'nin ne suçu var diyemiyorum. İşte anlatmak istediğim bu. Batı ateşle oynuyor. Bu ateş benim Lut kavmindeki bahsettiğim ateş değil. Dinler neden Lut kavmini? Örnek alın. Allah, şey yapın, aynı. Allah yaptı der değil mi? Evet. Ben ateşle oynanıyor derken şunu kastediyorum. Var olan edinilmiş geylerin, homoseksüellerin kazandıkları haklarda geriye gidiş yaşanır. Her şeyi o endeksten görürseniz bu dayatmaya girer ve başka başka hassasiyetler şeye çıkar. Mesela ama Trump savaş ilan şeyi ayıralım. Pedofiliyle o şey marjinal, pedofili marjinallik değildir. O idam edilmesi gereken bir sapkınlık. Pedofili marjinallik değildir. Bunu bir anlayın. Sağlıksızlığı övmek diye bir saçmalık olmaz. Ayrıca da siz Fransa'nın tarihinin tamamını homoseksüellerden oluştuğunu iddia ederseniz Fransa'daki heteroseksüeller şöyle derler. Baba eğer benim atam da homoseksüel olsaydı ben nasıl doğdum? Zaten uzun vadede artık Avrupa'da bir çöküş nüfustan dolayı başlayacak, üreyemeyecek. Ben kaç video izledim Fransa'daki tepki? Sen de izlemişsindir. Evet. Biz nasıl zannediyoruz? Batı'da herkes homoseksüel zannediyoruz değil mi? Böyle yansıtıyorlar. Ne alakası var? Şimdi bu İsrail'in bugünlerde yaptıkları, Batı'nın bu dayatması. Bak Trump bütün engellemelerine rağmen. Bak şimdi ben şeyi de bekliyorum. Neydi bu? Senin Elon kadının. Musk kadının. Kamala Harris mi? Kamala Harris. Ben onun da çekilme ihtimalini görüyorum. Trump, bak Trump ortalama bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Şimdi Batı Avrupa'nın anlayamadığı şey şu. Amerika demokrasisi, Amerika Birleşik Devletleri demokrasi falan diyorlar. La Amerika Birleşik Devletleri kalmadı ki demokrasisi. Texas bıraktı gitti. Bak çok yakın. Çok yakın. Texas diyecek ki kardeşim ben sizden değilim diyecek. Abi zamanımız bitiyor. Son bir soru, son bir gündemle ilgili mesela var. Onu da yorumunu dinleyip kapatacağım. Bir belediye başkanının yardımcısının
Eskişehir'de. Eskişehir'de evet. Bir bayağı problemli bir şey var. Vakaları var ve yeniden gündeme geldi. Şimdi ben burada açık açık isim vermeyeceğim. İki sebebi var. Birincisi, biz Midas'ta bir ilke edindik. Nedir o? Suç haberi yayınlamıyoruz. Tabii buna da bir şart koşuyoruz. Kamu yararı yoksa. Bunda kamu yararı var ama. Bunda kamu yararı var. Örneğin kamu yararı ne? Yani bir belediye başkanı rüşvet alırken yakalandı. Biz suç haberi yayınlamıyoruz diye bunu yayınlamazlık yapmıyoruz. Yayınlıyoruz. Değil mi? Bu da bir belediye başkan yardımcısı bir iş adamının vurulmasını azmettirmekten yargılanıyor. Yargılama aşamasında olduğu için ben bunun yayınlanmasını pek içime sinmiyor. Ancak ikinci bir de sebebi var. Ben aynı kişiye kadının şiddet uyguladığı şeylerden bir muhtara şeyden ceza aldı. Şiddetten. Kadın benim açtığım muhtara. Davadan ona hapis cezası aldı. Altın çizim kadın muhtar. Erkek bir kadın muhtara. Daha başka davaları var. Kesinleşmiş ceza almış. Benim WhatsApp yazışmamızın fotoğrafını bir sosyal medya mecrasında yayınladığı için ona hapis cezası aldı. Şimdi ben yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi denilince bence akla gelen ilk isim, ilk üç isimden birisi olan Kazım Kurt'a yüz yüze değil ama anlatmaya çalıştım. Bu tip insanlara sahip çıkmak ne kadar doğru. Yıllarca Eskişehir'deki CHP'lilere de bir şeyler söylemeyeceğiz. Şimdi ben bir tweet atıyorum ya, TRT'ye bravo diyorum, İsrail dedi geçti diyorum, altına 82 tane Eskişehir'deki CHP'liler bir şeyler koyuyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, işte AKP'de böyle yaptı, AKP'de şöyle yaptı, AKP'de böyle yaptı. Ya bu konuda iki kişiye soru sormak istiyorum. Birincisi, Eskişehir'de kendisini CHP'li zanneden ama beyin olarak Batı'nın işgaline uğramış dangalaklara şunu sormak istiyorum. Bu çok sevdiğiniz tabirle bir AKP'li belediye başkan yardımcısı bir kadını dövse. Bunları yapsaydı ne derdiniz? Ve şimdi niye susuyorsunuz? İki, hukukçu. İyi de bir hukukçu olan avukat Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a şunu sormak istiyorum. Başkan, vicdanın rahat mı?